Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, öncelikle Ağustos ayının konu başlıklarına kısaca bir bakalım. Hemen ayın başında 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Venüs ay boyunca Aslan burcunda gerileyecek. Aslan burcunda yeni ay doğacak ve Merkür retrosu başlıyor. Ay sonunda bir dolunayımız var. Bu ay İki dolunaylı bir ay ve iki retrolu bir ay. Dolayısıyla biraz enerjiler bizi zaman zaman zorlayabilir. Evet, şimdi detaylara bakalım. 1 Ağustos'ta 9 derece Kova burcunda para evinizde bir dolunay var. Dolunaylar farkındalık süreçleridir. Bir içinde bulunduğumuz şartlar netleşir, bir tamamlanma, bir dönüşüm sürecidir bu. Maddi durumunuzla ilgili kazançlarınız, gelir giderleriniz, iş durumunuz. Hani buralarda bir gündem oluşturuyor. Aslında ayın genelinde daha çok para konularında sorgulamalarınız olabilir sevgili Oğlaklar. Çünkü Güneş 23'üne kadar Aslan burcunda, Venüs burada gerileyecek Aslan'da ay boyunca. 8. evinizde gelir giderleriniz, başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, eşinizin kaynakları, harcamaları, borçlanma konularına daha fazla dikkat çekiyor. Şimdi Kova burcundaki dolunayla birlikte maddi durumunuzla ilgili bir önemli bir gündeminiz var. Bir beklenmedik harcamanız olabilir. İşte gelirleriniz ve giderlerinizle ilgili hızlı gündemleriniz olabilir. Biraz stresleriniz olabilir burada. Kredi konularına, borçlanma konularına temkinli yaklaşmakta fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova, bu dolunay sizin için daha önemli olabilir, çok daha etkili olabilir. Para konularına dikkat etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bir geliriniz yoksa, bir işiniz yoksa tabii ki bu dolunay bir para kazanma imkanı getirebilir. Yani bir becerinizi kullanmanız ya da size ait bir kaynağı değerlendirmeniz mümkündür. Yani bununla ilgili bazı gelişmeler de hızlanabilir. Merkür Başak burcunda ayın 23'üne kadar ileri hareketli olacak. 9. ev konularında iyi analiz yapabileceğimiz, bilgi toplayacağımız bir ay aslında. Mars da ayın büyük bölümünde Başak'ta olduğu için bu ay seyahatleriniz, gezileriniz olabilir. İnternet üzerinde, sosyal medya üzerinde bazı önemli işler, çalışmalar yapabilirsiniz. Yurt dışı, uluslararası işlerde aktif bir ay. Eğer yurt dışı ile bağlantılı bazı beklentileriniz varsa, işte bununla ilgili görüşmeleriniz, randevularınız, yazışmalarınız, bilgi paylaşımlarınız olabilir. Bununla birlikte eğitim, işle ilgili eğitimler, işle ilgili çalışmalar, akademik çalışmalar, buralarda aktif olabileceğiniz bir ay. Bazı sınavlara da girebilirsiniz ya da daha önceden yaptığınız çalışmalarla ilgilenebilirsiniz. Şimdi ayın 23'ünden sonra Merkür'ün gerilemeye başlamasıyla birlikte yeni kararlar vermek, yeni adımlar atmak yerine aslında hep eksikleri tamamlamaya daha fazla odaklanmaya başlayacağız. Ayın 16'sında Aslan Burcu'nda yeni ay var. 8. ev yeni ayı, 23 derece Aslan Burcu. Uranüs'te de kare açıda. Uranüs 5. evinizde. Bu yeni ay para konularında beklenmedik sürpriz bir gelişme getirebilir. Mesela ani bir masraf, ani bir harcama. Çocuklarla bağlantılı da olabilir ya da kişisel anlamda keyif için, eğlence için bir harcama yapabilirsiniz. Ama borçlanma konularına dikkat edelim. Yani birisi sizden borç istedi diyelim. Paranızı verirken dikkat edin. Çünkü Venüs gerilemelerinde sıkıntı olabilir bu. Kredi alma konularına temkinli yaklaşalım. Paranızı değerlendirirken işte bir yatırım yapayım, bir borsada değerlendireyim ve benzeri alanlarda. Uranüs etkisi biraz spekülatif konularda hızlı, dürtüsel gelişmeler olabilir ya da piyasalarda ani durumlar olabilir. Dolayısıyla paranıza sahip çıkmanız gereken, strese ve riske dikkat etmeniz gereken bir dönem olduğunda işaret ediyor burada. Ani kayıplar, ani kazançlar da olabilir tabii ki maddi konularda. Lüks harcamalar için, alışverişler için ve çok radikal hani spekülatif yatırımlar için çok doğru değildir böyle bir gökyüzü. Venüs retrosu, Uranüs etkisi. Daha sakin, daha uzun vadeli, daha güvenli adımlar atmak doğru olabilir. Bununla birlikte çocuklarla ilgili mesela ani bir hamilelik, işte beklenmeyen böyle sürpriz bir gelişme çocuklarla ilgili olabilir. Ya da çocukların size sürprizleri olabilir. Bunun gibi etkiler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Sabit burçlarımız daha fazla etkilendiği için özellikle 23 derece ve yakınlarında
20-26 derece gibi sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, işte bir Venüs'ünüz olabilir, bir Ay vardır, bir Merkür, Mars vardır. O zaman bu bahsettiğim etkileri daha güçlü hissedebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ayın 23'ünden sonra Güneş Başak Burcu'na geçecek, artık 8. evinizden ayrılacak. Merkür bu sefer retroya başlayacak. Başak Burcu'nda 9. evinizde bitirilmesi gereken bir eğitiminiz olabilir. Yarım kalmış bir üniversitede akademik bir çalışmanız varsa bunları tamamlama fırsatlarınız çıkabilir karşınıza. Ya da ertelediğiniz bir yolculuğa çıkma fırsatınız olabilir. Ama yeni bir anda işte bir seyahate çıkalım, bir rezervasyon yaptıralım gibi, hani bir yolculuk seyahat kararında Merkür gerilemelere bir sıkıntı yaratabilir. Gecikme, karışıklık yaratabilir. Üstelik hem Venüs retro, özellikle parasal kayıplar, zararlar. Hani bir rezervasyon yaptırırsınız, ödemesini yaparsınız, gidemezsiniz. Hani bunun gibi bazı sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla buralarda daha belki inceleyerek daha güvenli hareket etmekte fayda var. Ayın 27'si 28'i Güneş Satürn karşıtlığı etkili olacak. Kardeşlerle ilişkilere dikkat edin. Bazı sıkıntılar olabilir ya da sizin kardeşlerle ilgili biraz sorumluluk almanız gerekebilir. Komşu ilişkilerinizde bazı sıkıntılar burada söz konusu olabilir. Ayın 31'inde Balık Burcu'nda Dolunay var. Ayı yine Dolunay'la tamamlıyoruz. Ancak bu Dolunay tabii ki ayın son gününde olduğu için daha çok Eylül ayını etkileyecek bir Dolunay. İşte 28'i, 29'u gibi de Dolunay etkilerini hissedebiliriz. Biraz hani kardeşleriniz, yakın çevreniz, komşularınız, onlarla ilgili bir gündem olabileceğini işaret ediyor. İşin içinde Satürn olduğu için bu biraz sizi kısıtlayabilir, ekstra bir sorumluluk yükleyebilir. Eğitiminizle de ilgili bir konu olabilir. Ya da bir böyle işle ilgili bir anlaşmanız, ticari bir sorumluluğunuz varsa, hani burada bir gecikme, bir erteleme ya da hani sizi biraz daha belki maddi manevi yorabilecek bazı koşullar gündemde olabilir. Bununla birlikte tabii ki daha önceden hani karar verdiğiniz, sorumluluk aldığınız, gerekli çalışmaları yaptığınız bazı işlerde hani bir eğitimi tamamlamak, bir diploma almak, bir sertifika almak gibi. Hani böyle bazı hedeflerinize de sizi ulaştırabilir sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Oğlak Burcu, Burçlar Kuşağı'nın 10. burcudur. Toprak elementinden öncü nitelikler taşır. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak burçları genellikle kararlı, ihtiraslı, hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışan kişilerdir. Yüksek idealleri vardır. Parayı sever, para kazanma konusunda da yeteneklidir. Çok iyi plan yapabilir. Oğlak burçları çok çalışkan ve dayanıklı kişilerdir. Yönetim yetenekleri de olduğundan genellikle başarılı olurlar. Yöneticileri Satürn onlara disiplin verir. Oğlak burçları geleneklere bağlı, tutucu, ailesine de bağlı kişilerdir. Sabırlı ve inatçıdırlar. Kendilerine yapılan kötülüğü unutmazlar. Bu kişi iyi bir eğitim almasa bile kendi çabasıyla yükselmeyi bilecektir. Oğlak burçları sadece güvenebilecekleri kişilerle arkadaş olurlar. Bu yüzden çoğu zaman çekingen gözükebilirler. Sevgi konusunda da biraz çekimser davranabilirler.